Radyonun aslında parası olmaz. Kur farkının faturası olur. Neden? Alacakta bir değişiklik var mı? 100 dolar 100 dolardır. Getirsin 100 dolar iş bitti yine. Ama 100 dolar getirmiyor ki, ödemeler hep TL. Muhasebe de TL. Onun için siz aradaki farkla da fatura kesmek zorundasınız. Fixler, tamam mı? Fixlerse ne olur? Yani bunu bu şekilde izah etmek fixler, lazım. Fixler, ben, anlaşma yaparsak. Bir örnek uygulama yaparsanız, örnek anlatarak. Örnek ben şimdi böyle şey yapamıyorum. Kısa kısa yok, evet. Yani 10 bin liralık işte 1000 dolar. Şimdi 10 bin lira. Tamam. Öyle yapalım yani. Ufak örnekten gidelim. Efendim 1000 dolarlık malı sattınız. Kadere dahil 1000 dolar. O gün kur 3 liraydı. Evet. 31.12'ye geldiniz, bu alacağı tahsil etmediniz henüz, hala orada duruyor. Kur oldu 4 lira, 1000 dolarlık alacağınız 3000 lira kadar oldu mu 4000 lira? 4000 lira olması için nasıl olacak? Borcuna yazacağı fatura kesecek. 120'ye bir 1000 lira girmek lazım değil mi? Evet. Bu 1000 liraya iç yüzdeye göre kadeve ayırıyorsunuz. Kadeve oranı neyse işte artık. 1.10 işte şeyse böyle 1.18 yaptınız. Matrağı buldunuz, bir tane faturayı düzenliyorsunuz. Buradaki en önemli şey, devlet neydi alacağını aslan, kadere yakınıza yapışır alır eğer bu işlemi yapmazsanız. Ben böyle çok gördüm. Onu söyleyeyim. Fatura değil de o farkı tahsil ettik 31'inde. Kur farkları diye atarsın. Olmaz fatura ya. Fatura mecbur yani. Faturayı kesin. Ama ödendiğinde olması lazım fatura. Efendim? Fatura ödendiğinde olması lazım. Kur farkı hesaplayıp aradaki farkı ödendiğinde kur farkı faturası kesmem. Ödendiğinde de olmaz. Ya. Nerede diyor? Ödendi diye bir şey yok. Peki hocam fix yok hocam. Vatandaşlık sözleşme yapıp fixlese dövizi mi? Ha bir dakika, ne güzel bak, mis gibi soru. Dedi ki, biz en baştan sözleşme yapıyoruz, fixle. Benim için dedi dolar her zaman 3 lira. Mis gibi, ondan kur farkı çıkmaz, kar zarar çıkmaz. Bunu yapabilirsiniz de yapanlar denk gelmedi. Düzenliyorlar zaten firmalar, alacağını aktar. Şimdi Yiğit Bey'deki örnekler süper. Bak hep iyi. Oradan giderseniz abi, ne lazımsa tek güzel hesap planı orada var. Kimi zor yani oluyor. Bir sözleşme olursa o kur hep geçerli mi? Aynen. Maliye Bakanlığı'nın kuru bu sefer sizi bağlamaz. Siz sene başında anlaşmışsınız, tamam mı? Benim için 1 dolar şu para tarihi ne zaman şu zamana kadar geçerli. Sözleşmenin de damga vergisi gittiğini söylediniz değil mi? O sözleşmede çok sağlam damga vergisi çıkar. Onu da söyleyeyim yani. Değil mi? 9.48'den kaç paraysa artık ticaret hanı. Evet. Neyle ilgili? Bir dakika ben. 108'le ilgili. Evet. Sadece Maliye Bakanlığı'na göre mi ilan çözülüyor? Yoksa finansal sorunları şey mi? Belki evet. Yani ben bugün gönderdim, kes komisyonunu kardeşim, hesabıma geçtiği zaman geçebilecek bir para mı? Geçmez ki ya, nasıl geçecek? Evet. Nakite bakıyor. Başta şimdi ya, beni devlet bağlıyor. İster bir gün sonra, ister aynı gün geçebiliyorsun, evet. Komisyonu ödemek kaybı. Ama maalesef. Ya. Nasıl 108 yerine 120 edeceğiz? Onun hazır değerim olmaz ki o benim. İşte hazır adı üzerinde, hazır. Ama hazır. Ben şimdi şöyle bir dakika. Bir dakika şöyle, hazırı şöyle anlaşalım. Şimdi öyle güreşiriz sürekli. Hazır ne demek hazır? Anında paraya dönüştürebilir. Bir dakika. Cebindeki. Evet. Sizin efendime söyleyeyim pazarlama danışmanınız geldi. Arabanın deposuna dedi 40 lira benzin koyacağım ver. Bir dakika diyeceksin. Evet. Bankaya bir telefon açayım. Banka benim işte kredi kartı slipinde bu vardı. Oh bir dakika hemen gönderiyorum. Bir dakika çok güzel. Evet. O zaman hisse senetleri. Nasıl? Hisse senetleri. Hisse senedi geçmez. Hisse senedi var. Anında paraya dönmüyor ki. Hisse alıp satan var mı? Ama değil işte. Burada 108'i kullanmaktan var. Hisse senedi de bugün anında sat, hesabında rakam var. Kullanmaya çalış bakalım. 48 saat önce takas banktan dönüp sana geliyor mu? Evet yani tamam, ben şimdi doğrusunu anlatayım. Biz zaten evet yani biz şeye göre değil biliyorsunuz, müşteriye göre davranıyoruz. Bankacı zaten, bakın bankacı size nasıl bir tezkiye verirse muhasebeci onu biliyor. En iyi, en müthiş bilgisi olan bankacıyı koyun, sizin çırağınızın yarısı kadar muhasebe bilmiyordur. Ama mükellefin gözünde ne hikmetse bankacı ne diyorsa o. Değişti desin muhasebeci değişiyor. Bununla bağlantılı bir şey söyleyeyim de. Evet. Şimdi muhasebe hesap planının uygulanmamasını işte 5000 liraya çıkmış cezası.
Evet. Şimdi biz 108'e işledik. Evet. Siz diyorsunuz 127 olacak. Bu 5000 lira cezayı gerektiriyor mu? Evet. Evet. Öyle söylüyor. Tek düzen hesap planı uymadan ceza. İşte ben bunu hep merak ederdim yani. Evet ya tabii. Ondan zaten incelemeye girin tıkır tıkır yazıyorlar. Merak etmeyin. Boştan. Ceza bize gelecek o zaman. Evet. Evet aynen. Oradan bir soru var hemen alayım. Hepsini tabii. Orada görmesin onu. O da ne işi var? 108 o anda yani 31.12'de alışveriş yapıldı. 31.12'de hesaba geçiyor. Bankada para hazır. Sanat borsası olarak var. Bankadan zaten şeyleri, evrakları alıyoruz. Dosyaya koyuyoruz. Mesela baksın 108'deki rakam orada var geldi. Bir saniye. O anda harcayabilir misin parayı? Ya bu şimdi 108'i böyle anlamak lazım. O anda. Ben sizden geldim, alışveriş yaptım. Alışveriş. Ama maalesef ya bak yine hazır değil. Size çalışanınız diyecek ki şu parayı ver, o anda oradan çekip verebiliyorsan hazır. Evet, şimdi ben geçeyim. Şimdi ihracatta kur artışı. Bak hep kurdan gidiyorum çünkü kur bak konusu çok önemli. Kurun içinde KDV de var, ondan önemli. İşte kuru çok önemli. İhracat faturasını kestiniz. Efendim Almanya'daki müşteriniz size borçlandı. Kur arttı. Adamın borcu da arttı benim para birimimde ama. O yine bana 100 dolar gönderecek. Değil mi? Şimdi diyor ki dönem içindeyse satışlara ekle. Bak burası önemli. Hani yurt dışı satışlara ekle. 601 görüyor musunuz? Bunu böyle yap diyor. Dönemin içindeyse. Tamam mı? Fatura keseceğiz. Tersi durum. Aynen. Affedersin, fatura keseceğiz. Tabii ki. Böyle kayıt. Tabii ki. Zaten fiyat evraksız olur mu kayıt? Yani ben buradan tahakküm etmişim olmaz. Fatura karşı tarafı borçlandırmak demek zaten. Aynen bu kadar. Fatura tanım o. Şimdi efendime söyleyeyim. Tersi durum olursa ne olur? 601'den düş diyor. 600'li hesaplarda ters kullanmak istemiyorsanız 612'den düşün. Tamam mı? Dönem geçtikten sonra diğer gelirlerde takip edebilirsiniz 46'da ama dönemin içerisinde ana hesapta. Tamam. Evet. Şimdi 105 nolu KDV artı bu 105 kalmış aklımda KDV genel tebliği oldu tabii bu. Orada diyor ki yani KDV'ler de kur farkına dahil. Yani zaten biz neye uyguluyoruz bunu? 120, 320 vesaire değil mi? 120'de zaten KDV dahil rakam var. Yani oradan diyor KDV'ye ayrıştırma ne varsa onu uygula. Tamam. Evet. Arkadaşlar alacaklar, şüpheli alacaklar önemli bir konu. Bir alacağın şüpheli hale gelmesi nasıl oluyor? Dava konusu. Bir dava açılacak, iki icra. Takip edilecek. Evet. Bir dava olur. Davaya kadar zaman yoksa icra olur. Hemen icra dosyasını açtırabilirsiniz, bir evrak göreceksiniz değil mi? Dava ve icra değil, bir yapılan protesto ve yazı ile bir defadan fazla. Siz şimdi bunu fark çekerseniz olmaz. Yazıyı da gidip noterden göndermek lazım. Bir defadan fazla istediğiniz gelmedi para. Sözleşmedeki vadesinden de sonra bunun adı artık şüpheli alacak. Şüpheli alacak ne? Müthiş bir şey. Alacak şüpheli cebe para girmemiş ya. İşte idare burada nasıl olduysa burada bir artık işte üzülmüş demek ki. Demiş ki alacağı alamadıysan gider olarak. Yani vaktindeysen bunu gelir yazdın. Bunu gelirden geri çekebilirsin. Yani gider yazabilirsin. Bu iadeli tamam. Ben aynı yıl içerisinde bir saniye hemen oraya. Duruşmanla. Şu bir elektronik kaydı aracılık şeyleri var biliyor musunuz? Bu SMS gelirlerinden falan. Mikro ödemeydi. Şimdi yabancı bir kuruluş aldı onu. Bir ekran. Bilmiyorum ama. Yani şu SMS atılıyor ya Turkcell, Vodafone, AVE'ye falan. Tamam, tamam. Bunları şirketlerle bu şeyler arasında bir aracı kurum var. Elektronik anonim şirketi. Bu. Tamam. Şimdi komisyon kesiyor mu? Komisyon kesiyor. Evet. Yani KDV kesiyordu. Kim? O zaman ceketimi çıkarıyorum, biraz terledim. KDV'li fatura kesiyordu. Değiştirmişler. Şimdi %5 şey kesiyorlar sadece. BSMM'de. Evet. KDV'den de faydalanamıyoruz. Şimdi önceden parayı veriyorlardı, direkt risk komisyonunu yükseltmişlerdi, %40'ını alıyordu. Ben sana neyse onu vereceğim diyordu. Şimdi diyor ki bir tebliğ çıktı, ben banka değilim. Sana karşı taraf diyelim Türksel faturasını siz ödemediniz. O diyor bana ödemediyse ben de senin paranı vermem. Şimdi bizim de orada biz faturayı kesiyoruz. Tamam. SMS attı. Biz ona gelir. Geliri olup olmadığı da belli değil, faturayı kestik. Tamam. KDV'sini ödedik. 3 ay geçti bize o aracı kuruluş diyor ki ben diyor parayı alamadım. Sana da diyor vermiyor.
Şimdi altında bir sözleşme var mı? Bak şimdi konu spesifik, güzel bir konu ama altında sözleşme varsa senin müşterinden bir farkı yok, tedarikçiden de bir farkı yok. Tamam mı? Alacağın şüpheli hale gelmesinin de şartları burada belli. Bu şartları sağlayacaksınız. Alamıyorum diyor, sana da vermiyorum diyor. Sözleşmede de yazıyor bunu direkt. Özür dilerim. Ben o konuyla ilgili biraz gergin var. O konu bunun çok dışında. İstersen toplantıdan sonra konuşalım. O abimiz size toplantının dışında bunu izah ediyor. Ben tamam. Hocam bu şüpheli alaca mahkeme dava açıldığı yıl değil mi gidere yapmak? Bir de oraya geliyorum şimdi. Arkadaşlar şu bir alacak şüpheli hale nasıl geliyormuş? Yazıyla birden fazla değil mi noterden? Ver diyeceksin, vermeyecek. Ver diyeceksin, vermeyecek. En az iki. Birden fazla demek, en az iki demek. Dava açacaksın. Dava dosya numarası, o A4 kağıdı elinizde. Veya icra. En kolayı icra. Yani bu 30-12'ye yaklaştınız ya. Mükellefin önüne çıkardın. Şimdi beyanname yapmadan önce çıkardınız. Ticari kar çok yüksek. Gider lazım. Hemen bak ilk buradan başlayabilirsiniz. Hemen 120'yi bir dökün aşağıya doğru. Burada bu kadar alacak var. Alabiliyor musun? Ya sorma bu 9 aydır bu bunu ödemiyor. Bu zaten 2 yıllık. Bak çok güzel. Hemen bir adamını göndersin icra dairesine. Her icra dairesi hemen açılabiliyor. 30 gün içerisinde bir itiraz süresi var. Değil mi? Muhataba. Muhataba yazı gidiyor. Diyor ki senden böyle bir alacağı varmış. Altın evrak olmasa da açılabiliyor. Ya, bu memleket öyle bir şey. Başıma geldiği için biliyorum. İcra yazısını aldınız. O yazı müthiş bir belge. Hemen gelin buradan karşılığa gelin. Şimdi göstereceğim karşılık ayrılığını. Tamam mı? İadeli taahhütü yeterli olur mu noterlerine hocam? İadeli taahhütü tabii ki yeterli olur. İadeli taahhütü ne? Devletin adamı, PTT'nin görevlisi diyor ki ben bunu buraya götürdüm. De, bu da bunu aldı. Al da sana evrak. Tamam mis gibi. O da olur. Şeyden teşekkür ederim. Evet efendim rica ederim. Şimdi karşılık ayırmanın şartları bir kere şimdi bilanço usulü olacak arkadaş. Defter bilanço olmazsa karşılık yok. Birazdan şimdi değersiz alacağı anlatacağım, tamam mı? Hızlı. Onunla bunu karıştırmayın. Biz alacağın karşılık ayrılmasına bahsediyoruz. Bir dönemlik gider yazacağız. Tahsil edersek gider yazıp kapatacağız, tamam mı? Zamanında tahsil edilmemiş olacak, teminatsız olacak. Ticari karla, ticari işlemlerle alakalı olacak, tamam mı? Yani buradan ne çıkıyor? Hatır senediyle falan bu iş olmaz, tamam mı? Efendime söyleyeyim, şimdi burada işte diğer şeyleri var, detaylı. İşte kampanyalı satışlarda olmaz diyor. Zaten ön ödeme var orada, ön ödeme. Yani para ödeme.